Herkese selamlar dostlar. 19 Aralık Salı iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda ideal adet mücadelem var. İdeal yüksek konulardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle gönderdiğiniz beğenilerden dolayı çok teşekkürler. Yine aynı şekilde beğenileri bekliyoruz ve isterseniz direkt videoya başlayalım. Bir adet maç skor yarışmamız var. Maç skor yarışmamızda İstanbul Spor'la Trabzon maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımızdan alalım. Yorumlara belirtebilirsiniz. Hafta sonu yapmış olduğumuz Liverpool Newcastle maç skorları vardı. Liverpool maçının skorunu bilen arkadaş Mehmet isimli kanal. Newcastle skorunu bilen arkadaşımızdan maalesef bulunmuyor. Onun da bilgisini verelim. Ve İstanbul Trabzon maçının skorlarını da sizlere sorduk. Bilen arkadaşımız bana Instagram üzerinden yazabilir. Her türlü soru, görüş, öneri için de benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimiz Kangal Bey'dir. Gruplara gelmek isteyenler veya herhangi bir sorusu olanlar da buradan benimle iletişime geçebilirler. Hafta sonu YouTube'da neler yaptık ondan bahsedeyim. Hafta sonu çok başarılı bir hafta sonu olmadı bizler için. Ba uzun zamandır hafta sonları gerçekten başarılı geçiriyorduk ama bu hafta sonu %50'de kaldı. 16 Aralık için verdiğim 6 maçın 3 tanesi geldi. 17 Aralık vermiş olduğum 6 maçın da 3 tanesi geldi ekranda gibi. Hafta sonu %50'de yani başarısız bir hafta sonu geçirdiğimizi söyleyelim YouTube anlamında. Fakat biz yüksek mislere baktığımız zaman da gerçekten hafta sonu ve özellikle NBA ve canlılarla birlikte çok güzel karda kapattık. Şunu söyleyeyim. Yüksek misli de sadece son 4 günde artı 4000 TL miktar kasaya koyduk. 4038 TL onu da net olarak söyleyeyim sizlere. Ufaktan ekrana iki tanesini koydum. Arsenal Brighton mücadelesi vardı. Burada Arsenal tarafına atacağı 2 gole 1700 misli olarak önerdik. Golden State'in mücadelesi vardı. Onun da 116.5 üstünü aldık. 2200 TL önerdik. Vermiş olduğumuz buradaki yüksek mislilerin %70'i %80'i zaten yasal olarak yüksek mislilerdir. Bu şekilde misli önleyerekten de yüksek misli seviyesinde kasa yönetiyoruz. Peki kasanın durumu ne durumda? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar şu an Aralık ayın kasası 6300 6434 TL net kar. Hatta Ekim ayında Kasım ayının kasası da mevcut orada ekranda gördüğünüz üzere. Ekim ayında 9092 TL, Kasım ayında 3714 TL net kar var. Şu anda 6434 TL'de Aralık ayı için kasa durumu devam etmekte. Bu şekilde yüksek mislerimiz devam ediyor. Burada bir kasa yönetimi yaptığımız için verdiğimiz her bahsin miktarı mevcut. Ne durumda ne gidiyor ne geliyor her şey belli oluyor. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Yüksek misli seviyesinde canlı olarak hafta sonu gerçekten güzel işler yaptık. Cumartesi ve pazar canlı olaraktan da yatan kuponu gerçekten telafi çok iyi bir şekilde telafi ettiğimizi söyleyelim. Hem cumartesi günü hem de pazar günü yapmış olduğumuz canlılardan da güzel kazanç elde ettiğimizi söyleyelim. Ayrıca herkes açık telegram grubumuz var. Oraya da katıldıysanız tıkla gel açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Oraya da birkaç tane canlı yaptık. Onlar da tabii ki başarılı şekilde sonuçlandı. Oradan da ekstradan kazan sağlayan herkese tebrikler. Ücretsizdir bu grup. Buraya da katılıp sizler de gelebilirsiniz. Diyereklerle başlayalım. Sizlerden beğeni beklentim artı 400 seviyesinde dostlar. Artı 400 seviyesinde beğeni geldi takdirde hafta sonu videolarında da sizlere ideal kuponlar önermeye çalışalım. İlk mücadelemizle başlayalım isterseniz. Gaziantep'te Adana Demirspor mücadelesi. Murat Sancağ'ın iki gün önce mi Dün bir açıklamaları vardı. Onyekuru'ya mesela laf yaptı. Galatasaray maçında ya Onyekuru'nun Galatasaray maçındaki tavrına maç sonunda Mustara'yla yakın görünmesine falan e, laf yaptı. Onyekuru da bugün cevap vermiş galiba. Sen önce oyuncuların maaşlarını öde şeklinde. Biraz araştırdım. Adana Demir'de şu an oyuncuların maaş konusunda galiba biraz sıkıntı varmış. Yani medyadan gördüğüm kadarıyla gidip de resmi bir bilgi değil. Medyadan gördüğüm kadarıyla Adana Demir'in oyuncularda biraz maaş sıkıntısı varmış ki Adana Demir form olarak gerçekten düşüşte. Ve bu sezon daha deplasmanda hiçbir maçını galip gelemedi ve takımın başını hoca getiremedi. Kendi evinde iyi oynayan bir Gaziantep var. Burada Gaziantep tarafından ben zaten gol bekliyorum. Maçın favorisi Adana olsa da Gaziantep tarafının golünün gelmesini gerçekten bekliyorum. Adana Demir'de tabii ki destek verecektir. Mücadelenin ideali burada karşılıklı gelecek gollerdir. İdealden değerlendirebilirsiniz. 1.37 bandında bir oranı var. Karşılıklı gelecek goller burada alınabilir. Tabii oranı biraz daha yükseltmek adına maç nereye kayar bilmiyorum ama varın bir olacağını düşünüyorum. Oradan 2.5 üst ve var da olursa Baylar oranı biraz daha yükseğe çıkartmış, yükseğe çıkartmış oluyoruz. 2.5 üstün varın oranı da 1.54 şeklinde. Alternatif bir ideal tercih olsun veya biraz daha yüksek oran almak isteyenlerde de bu yönde bir önerim var. İstanbul Spor'la Trabzonspor mücadelesi. Bu maçın maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de. İstanbul kendi evinde oynadığı son mücadeleyi Alanya mücadelesini mağlup oldu. Yani Alanya bile yani Alanya'nın durumunu ben hiç beğenmiyorum. İstanbul'u deplasmanda yendi öyle söyleyeyim ben sizlere. Trabzon burada bence mücadeleyi kazanacaktır. Benim skor beklentimde 3-1 ayarında bir Trabzon galibiyeti. Ben de oradan sonu 2'ye gitmeyeceğim burada. Deplasmanda atacağı 2 gol alacağım. Deplasman 1.5 üstü zaten gayet ideal 1.47 bandında bir oranı var. Şu şekilde Deplasman basman 1.5 gol üstünde 1.47-1.49 bandında bir oranı var. Ben Trabzon tarafından buradan 2 gol bekliyorum. Benim skor beklentim zaten 3-1'lik Trabzonspor galibiyeti. Eğer ki yüksek orandan alacağım diye düşünüyorsanız da şöyle bir tercih de yapabilirsiniz. Handikap tercihi 2.32 32 yani trabzon maç sonunda 2 fark atabilir şeklinde de bir önerim olacak. Benim skoruma göre 3-1'e göre de zaten 2-32 oranla içeride oluyor. Umarım skoruna kadar yakalarız diyelim. Werder Bremen ile Leipzig karşılaşması. Werder Bremen'in de son Gladbach mücadelesi vardı. O maçı izlediğim için bu maçı aldım. Leipzig'i de izledik zaten. Leipzig 3-1 kazandı. Werder Bremen'de 2-2 bitti Gladbach deplasmanında. İlk yarıda özellikle Werder Bremen takımı gerçekten iyi oynadı. Golü de buldu zaten Werder Bremen. Ki beklenti bu yöndeydi. Canlısını da yaptık. Canlısından da kazandık açıkçası. Leipzig tarafını zaten malum biliyorsunuzdur. Baskılı, Kontra, geçiş her şeyi oynayabilen bir takım. Şu dönemde savunma olaraktan zayıf kalabilirler. Ben burada 2.5 üstte oran yok zaten. Şöyle söyleyeyim. 2.5 üstte oranı 1, 26 oran var. Burada oran almak adına biraz bir şeyleri kurcalamanız lazım. Ben de biraz kurcaladım. Ben Leipzig'in de en son maçını izlediğim için ve Werder Bremen'in de mücadele genelinde 2.5 üst ve var olabilir diye düşünüyorum. Oran 1.44. Werder Bremen tarafından da bu maçta gol gelebilir. Var ve üst şeklinde değerlendirebileceğiniz bir karşılaşma. Borussia Dortmund'la Mainz mücadelesi. Dortmund'un son maçında üstten yatanlar inanılmaz küfür etmiştir diyeyim ben sizlere. Yani maçın son dakikalarında bile neler neler kaçtı. Neler neler kaçtı Dortmund'un mücadelesinde 1-1 bitti o mücadele. Asburg'la oynuyordu sanırım. Mainz oynayacaklar. Mainz da kendi evinde. Mainz zaten sıkıntılı bir takım. Buradan tarafa gitmeyin bence. Tarafa gitmeyin. tarafa gidecekseniz de yüksek orandan gidin. Benim önerim şu yönde olacak. Dortmund'un ya gerçekten Dortmund maçında hem rakip hem de kendi bolca pozisyona giriyor. Fakat beceriksizlikten kaynaklı pozisyonlar gole dönüşmüyor. Ben burada Dortmund'un ilk yerden atışa bir gol. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üst. Burada 1, 36 oranı var. İdealden alacak Dortmund'un burada ilk yerden bir golünü alsın. Dortmund tarafından gol gelecektir seyirci sönünde. İlk yarıdan ben bir tane gol bekliyorum Dortmund tarafında. Mainz da tabii ki karşılık verebilir. Mücadele üstte de gidebilir. da almak isteyenler şu önde biraz öneri yapayım. 2.5 üst ve 1 yapabilir. Yani 2-1-3 bir arasında bir maç geçebilir diye düşünüyorum ben. Dortmund'un ilk yarıdan bir golü idealidir. 2.5 üstüne bir de yüksek orandan tehlikeli riskli tercih olarak sizlere sunalım. Atletico Madrid'de Getafe mücadelesi. Getafe son maçında Sevilla'yı 3-0 devirdi. Maçın özetini izledim. Ondan önce de Valencia'yı kendi evinde yenmişti. Son iki maçında galip geldi. Ligde oynamış olduğu karşılaşmayı. Atletico Madrid'de Bilbao deplasmanındaydı. Youtube'dan var tercih yaptım bir karşılaşmaydı benim. Ee, mücadele 2-0 bitti. Atletik Bilbao maçta inanılmaz ezdi. Gerçekten özellikle ilk yarıda fena ezdi. Hatta canlıdan golüne girdim. Dedim ki Atletico, Atletico Madrid'in golünü alın. 1.63 gibi orandan değerlendirmiştik. Atletico Bilbao'da 60 o mücadelede. Şimdi Atletico Madrid kendi evinde oynayacak mücadeleyi bence kazanacaktır. Kazanırken de şöyle bir tercih yapalım biz. 4.5 altında kazansın İdeal olarak değerlendirelim. 1.40 bantlarında 1.42 bandında bir oranı var. 4.5 altında birin. Onun dışında şöyle bir de öneri yapalım sizlere. Eğer oran almak isteyenler varsa 3.5 altında biri de neden kullanmasın diyelim. Onun da oranı 1.71'e kadar da oranı yükseltebilirsiniz. Bir gol kısaraktan da. Alba Berlin'le Barcelona karşılaşması. Barcelona'da son mücadelesinde Euroleague'de oynamış oldu. Karşılaşmayı mağlup, et, mağlup oldu. Kendi evinde ilk mağlubiyetini aldı. Hatta bahis almıştık. Kendi evinde 7 mücadelenin hepsini kazanan Barcelona Milano karşısında mağlup oldu. Hafta içinde oynamış oldu. Hafta sonu oynamış oldu. Bir Baskonya mücadelesi vardı. Ares'i de mağlup ettiler. 20 fark kadar attı. Ben burada Barcelona'nın maç sonunda Alba Berlin'e en az 6 sayı fark atmasını bekliyorum. 1.41 gibi oranlandı. mücadelenin ideal tercihidir. Burada Barcelona'nın atıcı 6 fark. Maccabi Tel Aviv ile Baskovya'ya karşılaşması. Bu maçın da şöyle bir değerlendirdim. Baskovya'da de az önce bahsettiğim gibi Barcelona ile oynadı. Hafta sonunda lig mücadelesiydi bu. 20 sayı fark yedi. Maccabi Tel Aviv kendi evinde çok skorer bir takım. Özellikle hücum süresi 24 saniyeyi kullanmayan bir takım. Yani ortalama milyon 12 .000 saniyede yeri geliyor hücum eden bir takım. bakalım Tel Aviv. o yüzden çok daha fazla şut kullanma şansı kalıyor Tel Aviv adına baktığım bu zaman da. Şöyle bir önerim olacak dostlar sizlere. Ben burada Tel Aviv'in ilk yarıdan at atacak olacağı 43 sayı. Diğer türlü barem çok yüksek. Ev sahibi ilk yarıdan 43 sayı atar. Ev sahibi buçuk 3 var mı? O? Kaldırmışlar olabilir 42'yi bakayım kaldırmışlar. Ev sahibi 43,5 yapalım. Yani ilk yarıdan bir Televizyon takımı 44 sayı yatar. İlk yarı hızlı başlayan bir Televizyon var. değerlendirecekler. burada bu önerim olur. Bol şanslar. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek konulardan bahsetmeye çalıştım. Salonun tercihleri bu yönde. Hafta sonu programlarımız gelmeye, hafta içi programlarımız gelmeye devam edecektir. Beğenilerinizi bekliyorum. Diğer videoyu sizlere bir adet de ideal kombini önerelim diyerekten de herkese bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.